Sevgili 4. sınıf arkadaşlarım, hepinize yeni bir videodan merhaba. Bu videomuzda sizlerle 5. ünitemizin 17. konu değerlendirme çalışmasını birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Matematik çalışma kitabımızın 164. sayfasını açalım. Bizler Instagram sayfamız İlkokul Öğretmenim'den takip etmeyi unutmayın. Kanalımızın oynatma listesinde tüm ders kitaplarınıza ait videolar mevcut. Bunu da hatırlatalım. Bulamayan arkadaşlarım Instagram sayfamızdan bana ulaşabilirler ya da kanal oynatma listesi kısmına bakabilirler. Hazırsanız birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. 8 metre 45 santimetre kaç santimetredir demiş. Ben öncelikle bir metre'nin 100 santimetre olduğunu biliyordum not olarak yazdım. Daha sonrasında 8 metre'nin o zaman 800 santimetre olacağını biliyorum. 45 santimetreyi ekleyip santimetre cinsinden yazacağım. 800 artı 45, 845 santimetre olacak yanıtım. D seçeneği benim için doğru yanıttır. Birinci soruda. İkinci soruma baktım. Aşağıda geçtiklerden hangisi yanlıştır demiş. 450 milimetre 45 santimetredir demiş. Ben öncelikle 1 santimetrenin 10 milimetre olduğunu biliyordum. 450 milimetrenin 45 santimetre olduğu doğrudur. İkinci soruma bakıyorum. 8 kilometre 800 metredir demiş. Ben 1 kilometrenin 1000 metre olduğunu biliyorum. Burada ise 8 kilometrenin 8000 metre olduğunu söyleyebilirim. B seçeneği yanlış verilmiştir. Çünkü 800 denilmiştir. İkinci sorumun yanıtını B olarak işaretleyebilirim. Üçüncü soruma baktım. Oğuz 53 santimetre yüksekliğinde sandalyenin üzerine çıktığında boyu abisinin boyundan 8 santimetre uzun oluyor. Abisinin boyu 1 metre 52 santimetre olduğuna göre Oğuz'un boyu aşağıdakilerden hangisidir demiş? Abisi ve Oğuz olarak ikiye ayırdık. Abisinin boyunu biliyorum. 1 metre 52 santimetre yazalım. o uzun boyu neydi? Sandalyenin üzerindeyken ki halini biliyorum değil mi? Sandalye dedik. Sandalyenin üzerinde abisinin boyundan 8 cm fazlaydı. Yani 1 metre 52 cm'ye 8 cm eklersem bu uzun sandalye üzerindeki boyunun 1 metre 60 cm olduğunu bulurum. Bana normal boyunu söylemiş sormuş değil mi? Sandalyenin üzerinde olmayan halini yani 1 metre 60 santimetreden 53 santimetre boyundaki sandalyeyi çıkarırsam gerçek boyunu bulacağım. O uzun sandalyenin boyunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Yanıtımız 1 metre 7 santimetre oluyor ve C seçeneği bizim için doğru yanıt oluyor. Dördüncü sorudayım. 40 milimetre yüksekliğinde küp şeklindeki bir kutunun üzerine 2 metre yüksekliğinde küp şeklinde bir kutu konduğunda oluşan yapının yüksekliğini santimetre olarak sormuş. Arkadaşlar burada bana milimetre ve metre cinsinden vermiş ama santimetre olarak sormuş. Ne yapacağım? Ben burada öğretmenim. Santimetreyi çevir e çevireceğim. 1 santimetre 10 milimetreydi mm değil mi? O zaman 40 milimetre 4 cm olarak gelecek. 2 metrede bana kaç cm olarak gelecek arkadaşlar? 1 metre 100 cm ise 2 metre 200 cm'dir öğretmenim. Bu da buradan 200 cm olarak gelecek. Topladığım zaman 200 artı 4'ten 204 cm yanıtına ulaşacağım arkadaşlar. B seçeneği bizim için doğru yanıt olacak. işaretlememi yaptım. Dördüncü soruda beşinci soruya geçiş yaptım. Bir koşu yarışında Semih 6385 metre koşmuştur. Buna göre Semih bu yarışmada kaç kilometre kaç metre koşmuştur? Bir kilometrenin bin metre olduğunu biliyorum. O zaman 6385 metrenin de 6 kilometre 385 metre olduğunu bilirim. Yanıtım A seçeneği olur 5. soruda. 6. soruma geçiş yaptım. Aşağıdaki verilen uzunluklardan hangisi 684 metreden büyüktür demiş. Arkadaşlar burada C seçeneğine baktığımda 680 metre artı 600 santimetre demiş. Burada da ben 680'e 6 ekleyerek buranın 686 metre olduğunu bulurum. 684'ten büyüktür. C seçeneği benim için doğru yanıttır. 7. sorudayım. 320 mm artı 45 cm artı 3 metre. Yukarıdaki verilen işlemin sonucunu santimetre olarak istemiş benden. O zaman ben santimetreye çevireceğim değil mi? Milimetreyi santimetreye çevirirken hemen bir sıfırını azalttım. 3200 mm 320 cm yapar öğretmenim. Daha sonrasında 45 cm'yi ekliyorum ve daha sonrasında 3 metreyi de santimetreye çeviriyorum. 300 santimetre olarak topluyorum ve yanıtımı 665 santimetre olarak buluyorum. C seçeneği benim için doğru yanıt oluyor. 8. sorudayım. Pınar 1 kilometre 850 metre koşmuş ve mola vermiştir. Pınar moladan sonra 2 kilometre 380 metre daha koşmuştur. Buna göre toplam kaç metre koşmuştur? Baktığımız zaman 1 kilometreyi metre cinsinden yazdığımda 1000 metre. 850 metreyi metre cinsinden yazıyorum yine altına. Daha sonra 2 kilometreyi metre cinsinden yazarsam 2000 metre. 380 metreyi zaten metre cinsinden vermiş. Olduğu gibi yazdım ve topluyorum arkadaşlar. Yanıtım 4230 metre oluyor. 4230 metre yazıyorum. Ve A seçeneğini işaretliyorum. 8. soruda. 9. sorumuza bakalım. Bir terzi bir takım elbise dikmek için 3 metre 15 santimetre kumaş kullanmaktadır. Buna göre bu terzi ile adet takım elbise dikmek için kaç metre kaç santimetre kumaş kullanır? Baktığımız zaman arkadaşlar bir tanesi için 3 metre 15 santimetre ise 50 tanesi için 50 ile çarparım 3 çarpı 50 150 metre ve 15 çarpı 50 750 santimetre olur yanıtım D seçeneği olur 9. soruda 10. soruma baktım 5 kilometre uzunluğundaki telin her gün 1250 santimetrelik kısmı kullanılmaktadır buna göre 200 gün sonra geriye kalan telin uzunluğu kaç santimetredir Bakıyorum kilometre cinsinden vermiş teli ve santimetre olarak kullandığını yazmış. 1250 santimetreyi 200 gün boyunca kullanırsam arkadaşlar. 250 bin santimetre kullanmış olurum değil mi? Toplamda da 5 kilometreyi santimetreye çevirecek olursam 500 bin benim elimdeki olan tel uzunluğuydu. Kullandığımı çıkarıyorum. 250 bin Geriye yanıtım 250.000 olarak kalıyor. A seçeneği benim için 10. soruda doğru yanıt oluyor. 11. sorumuza bakalım. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur demiş. Kilometreyi santimetreye çevireceğiz arkadaşlar. Baktığımız zaman 1 metre 1 kilometre 1000 metreydi değil mi? 1 kilometre Bin metreydi bunu santimetreye çevirirken 4 tane sıfır yazacağım o zaman 25 kilometrede 25'in yanına dört tane sıfır yazılarak santimetreye çevrilir 25.000 250 bin olarak yanıtım bulunur arkadaşlar 11 soruda 12 soruma baktım 4 metre uzunluğundaki kumaşın önce 128 santimetre 8 milimetrelik sonra 163 santimetre 5 milimetrelik kısmı kullanılmıştır. Buna göre bu kumaşın geriye kalan kısmı kaç milimetre demiş arkadaşlar. Normalde benim 4 metre uzunluğunda bir kumaşım var. 128 santimetre ve 8 milimetrelik kısmını kullandım değil mi? Bunu ben milimetreye çevirecek olursam tamamını. 2000... 1280 milimetre oldu 8 milimetreyi daha ekledim 1288 milimetreyi buradan buldum daha sonra burayı da milimetreye çevireceğim 1630 oldu 163 santimetre 1630 milimetre yaptı 5 milimetreyi daha ekledim 1635 milimetrenin de buradan geldi Daha sonrasında bunları milimetre cinsinden toplayacağım 1288 ile 1288 milimetre ile 1635 milimetreyi topladım. 2923 milimetreye ulaştım. Bu benim kumaşımın kullanılan kısmı. Geri kalanı sormuş bana değil mi? 4 metreyi önce milimetreye çeviriyorum. 4000 olarak. Daha sonra 2923'ünü kullandığım için 2923'ü çıkarıyorum arkadaşlar. Yanıtım 1077 kalıyor ve C seçeneği benim için doğru yanıt oluyor 12. soruda. 13. soruma geçtim. Baran'ın boyunun uzunluğu Suza'nın boyunun uzunluğundan 290 mm fazladır. Baran'ın boyunun uzunluğu 172 cm olduğuna göre Suzan'ın boyunun uzunluğu 2 metreden kaç santimetre eksiktir? Hemen yazalım Baran ve Suzan diye. Baran 172 cm. Peki Suzan Baran'dan 290 mm daha kısa değil mi? Milimetreyi santimetreyi çevirirsem. Yani öğretmenim 172'den 29'u çıkaracağım. 29 santimetreye çevirdim. 290'ı 29 olarak santimetreye çevirdim. Çıkarma işlemimi yaptım. 143 santimetre olarak buldum Suzan'ın boyunu da. Daha sonra bana niye sordu? Suzan'ın boyu 2 metreden ne kadar azdır? Yani 200'den 143'ü çıkaracağım. Ve yanıtımı 57 olarak bulacağım arkadaşlar. 2 metreyi santimetreye çevirdim 200 olarak. Sonra Suzan'ın boyunu çıkardım ve 57 yanıtına ulaştım. 14. sorudayım. Ekrem 10 günde toplam 42 kilometre koşmuştur. Ekrem ilk 7 gün ee, 30.257 metre koştuğuna göre son 3 gün kaç metre koşmuştur. Arkadaşlar biz burada bize metre cinsinden verdiyse metreye çeviriyoruz toplam koşu miktarını. 42 kilometreyi metreyi çevirdim 42 bin olarak koştuğu kısmı yazıyorum o zaten bana metre cinsinden verilmiş 30257 olarak çıkarma işlemi yapıyorum ve son üç günde koştuğu kısmı buluyorum 11743 olarak C seçeneği benim için doğru yanıt oluyor 15 sorudayım bir fidanın boyu 90 santimetredir Fidan haftada 12 milimetre uzadığına göre bu fidanın boyu 350 gün sonra kaç santimetre olur? Arkadaşlar baktığımız zaman 12 milimetre uzuyor haftada. 350 gün sonraki zamanı soruyor bana. Günü önce haftaya çeviriyorum. 350 günü haftaya çevirmek için 7'ye bölüyorum ve 50 haftaya ulaşacağım. Evet 50 hafta boyuncaki miktarı bulacağım Ben bir haftada 12 milimetre uzadığını biliyorum 50 haftada ne kadar uzar 50 çarpı 12 diyeceğim 600 milimetre buldum bana santimetre olarak sorduğu için arkadaşlar bu da 60 santimetre demektir Yanıtım 60 santimetre olacak Ama bana neyi soruyor Fidanın boyunu soruyor değil mi Normalde zaten öğretmenim 60 santimetre uzadı. Kendi boyu da 90 santimetreydi. 90'a 60'ı ekliyorum. Totaldeki boyunun 150 santimetre olduğunu buluyorum. Yanıtımı A seçeneği olarak işaretledim. 16. sorudayım. Nazan evinden çıkıp 300 adım atarak okuluna ulaşıyor. Nazan'ın her adımının uzunluğu eşit ve 25 santimetre olduğuna göre ev ile okulun arası kaç metredir demiş. Bakın. 300 adım atacağım ben ve her adımım 25 santimetre çarptığımda 7500 santimetreye ulaştım ama bana metre olarak sormuş değil mi o zaman yanıtım ne oluyor arkadaşlar 75 metre oluyor ve b seçeneği benim için doğru yanıt oluyor videomuzu burada bitirdik arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepiniz sağlıkla kalın hoşça kalın